Merhabalar efendim Profesör Doktor Hüseyin Oksas Hocamızla birlikteyiz. Kardiyoloji uzmanı kendisi kalp hastalıkları uzmanı. Kalp yetersizliği nedir sorusunu sormak istiyoruz hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kalp yetersizliği nedir? Kalp yetersizliği olan hastalar nelere dikkat etmeli? Evet kalp vücudun bir motorudur. Su pompalar, kan pompalar. Kalbimizin dört odacığı vardır. İki kulakçık, iki de karıncık. Sağ taraf kirli kan, sol taraf temiz kan pompalar. Ve vücuda temiz kanı pompalaması günde 100 bin kere gevşer, kasılır. 100 bin kere. 100 bin kere ortalama içine kanı dolduruyor. Sonra kasılarak vücuda tarlaya, vücudumuza atıyor. Ve bunu 100 bin kere yaparken yaklaşık 10 bin litre kan pompalıyor. Diğer organlara göre çok çalışkan, 4 kat daha fazla oksijen tüketir. Kalp bu pompalama görevinde dakikada 8 ila 10 litre civarı, 6 ila 8 litre kan atar vücuda bu görevini yeteri kadar yapmazsa, yani tarlaya yeteri kadar su gönderemezseniz, bitkiler, tarladaki bitkiler susuz kalır. İşte kalp farklı mekanizmalarla kan 6 ila 8 litre dakikada atacağına bunu daha az atarsa, böylece kişide kalp yetersizliği var deriz. Çünkü o kanı oraya pompalayacak olan kalp. Bu görevini yapmakta bir sorun varsa az kan gittiği için vücutta farklı mekanizmalarla kalp yetersizliği oluşacaktır. Pompa görevini yap. Buna kalp yetersizliği diyoruz. Mesela 4 litre attı, 2 litre attı. Ciddi sorun. İşte kalp yetersizliğinde tarlaya ya da vücuda yeteri kadar kan atamazsanız bitkiler soğuk soluk olur. Yani kişi halsiz, bitkin, yorgun, nefes darlığı soluk olur. bitki gibi olur. Yani. Tabii. Ve halsiz bitkin olur. Demek ki kalp yetersizliği kalbin kanı pompalaması, bu görevini yeteri kadar yapamazsa en önemli bulgu kişi yahu ben son 1-2 aydır günlük işlerimi yaparken yapamıyorum, nefes nefese kalıyorum, eskiye göre daha yoruluyorum, halsiz bitkin kalıyorum, nefesim yetmiyor, her gün çıktığım bu merdiveni zor çıkıyorum, yaptığım işleri zor yapıyorum, bende bir sıkıntı mı var? Yani böyle haddele tıslamak denir Anadolu'da, nefes nefese kalmak. Bu kişilerde kalp yetersiz olmak sı ihtimali vardır. Mesela günümüzde öncelikle sebeplerini söyleyelim. İşte kalbin kanı dolduramaması ya da atamaması. En sık sebebi kalp yetersizliğinin sebebi birinci sebebi e, kalp krizi geçirilmesidir. Kalp yani vücudumuzda kalp bir fabrika gibi bin işçi olsun. Bu bin işçi eğer yet azalırsa üretim azalır. Pompa görevini yapamaz. İşte bu bin işçinin 300'ünü öldüren bir sistem düşün. Nedir? Kalp krizi. Eğer işçi sayısı kalp kasa hasar görürse 700'e düşüyor. Değil mi? Farz edelim. 700 işçi ne oluyor? Performansı düşüyor. Üretimi azaltıyor. Kanı pompalayamıyor. Ve böylece hasta ne olacak? Halsiz bitkin yorgun nefes darlığı olacak. Ya da o işçilere zarar veren farklı bir mekanizma var. Mesela yüksek tansiyon. Yüksek tansiyonda kalp duvarı çok kalınlaşır. Esnekliği bozulur. Çünkü kalp lastik gibidir. Gevşeyecek ki, kanı dolduracak ki atacak. Kalp krizinde ileri doğru atmakta sorun var. Pompalayamıyor. Öbüründe ise gevşeyemiyor. Kovayı dolduramıyor. Kova dolmayınca yine az ileride az atılacak. Bir diğeri e, fabrikanın çıkış kapılarında bozukluk olabilir. Yani kapaklarda. Böylece yine üretim az. Şey az ileri doğru gitmiyor. Bir diğeri ritim bozukluğunuz olabilir. Ritim bozukluğu kalp çok şiir gibi bir organdır. Senkron'dur. Bu senkron şiir gibi çalışan organın İleri geri ayağını dolaştırırsanız görevini tam yapamaz. Böylece yine yetersizlik olacak. Atrial fibrilasyon gibi. Bir diğer sebebi de kalp kasının az kasılması. Doğuştan bir hastalık olabilir. Ya da belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Miyokardit dediğimiz günümüzde gribal enfeksiyonlar da var. İşte koronavirüs diyen var. Evet. Ee, aslında domuz gribi vesaire de yapabiliyor. İnfluenzalar var. Gribal enfeksiyonlardan geçiren insanlarda kalbi etkileyen virüsler var. Bu virüsler kalbi tutar ve dakika, saatler günler içerisinde kalbi bozabilir. Kalp gibi kasılan bir organı yapısını tahrip ediyor. Yani züccaciye dükkanına girmiş fil gibi ortalık darmadağın görevini yapamıyor. Görevini yapamayınca kanı ileri doğru atamıyor. Atamayınca kişide nefes darlığı. Onun için gribal enfeksiyon geçiren kişilerde Abartılı nefes darlığı varsa çocukta ya da erişkinde nabız hızlanması, çarpıntı, belirgin nefes darlığı, hava açlığı, aşırı halsizlik olursa bir kalp incelemesi gerekir. Miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihabı yapılmış olabilir. Çok ölümcül bir hastalık olabiliyor. Erken teşhis konulmazsa sonu kötü bitebiliyor. O nedenle bu da bir tür kalp yetersizliği. Demek ki kalp yetersizliği bu kalbin dört olacağında özellikle sol tarafında başta olmak üzere farklı sebeplerle kalp görevini yapamıyor. Yapamazsa vücuda kan pompalayamaz. Nelere ne dikkat etsin hocam? Yani kalp yetersizliği hastaları bir kere erken teşhis için genellikle toplumda kalp yetersizliği deyince ayakları şişmesi algılıyor. Ayak şişmesi olmadan kalp yetersizliği olanlar çoktur. İlk belirtisi günlük işlerini yaparken hepimizin yaptığı günlük bir iş vardır. Günlük işlerini yaparken bir kişi son 1-2 aydır nefesim daralıyor, halsiz, bitkin, yorgunum diyorsa bu kişi bir doktora başvurmalı. EKG çekilecek, ekokardiyografi çekilecek, kan testleri yapılacak. Olası bir kalp yetersizliği var mı incelenecek. Nefes darlığı, halsizlik, bitkinlik, yorgunluğun sebebi olarak kalp damar tıkanıklığı olabilir, kalp kası bozukluğu işte eko, EKG kalp muayenesi, kan tahlilleri yapılması lazım. Çünkü bu nefes darlığı bir sonraki 4 şiddetindeki bir belirti gibi olsa da 7-8 şiddetindeki depremin habercisi olabilir. Geç kalınırsa, kalbin şekli çok bozulursa o zaman geriye dönük düzeltemezsiniz de. Erken teşhis için ayaklarınız şişmeden, daha nefes darlığınız başlamışken, günlük işlerinizi yaparken, nefesiniz daralmıyorken Artık daralmaya başladıysa ayağınız şişmiş olmayabilir. Lütfen kalp yetersizliği olabilir. Erken başvurun. Daha sonra da doktorun verdiği ilaçları düzenli almak. Kendinizi iyi hissetseniz de kalbi koruyan ilaçları doktorunuz verdiyse düzenli alın. O biraz önce söylediğim tansiyon nasıl kanser dediysek ciddi bir kalp yetersizliği birçok kanserden o da tehlikelidir. Dikkat edilmezse sinsice büyür ve kötüleştirir kalp nakline kadar giden hastalar var. İlaçları düzenli kullanacağız. Tuzu azaltacağız. Rastgele özellikle içinde pseudoefedrin içeren grip ilaçları kullanmayacağız. Ondan sonra ağrı kesicilere dikkat edeceğiz. E, düzenli kontrollere gideceğiz. Kendimizi iyi hissetmemiz kalp yetersizliği tanısından sonra iyi olduğumuz anlamına gelmez. Lütfen güven, yani kontrolleri atlatmamak, e, kaçırmamak Belirtilerde dikkatli olmak. Kışında özellikle zatürre, grip gibi hastalıklar bir hastada kalp yetersizliği varsa çok kötüleştirebilir. Lütfen aşılarımızı yaptıralım. Kalp yetersizliği hastaları ilaçlarımızı alalım ve bu hastalar ilaçlarıyla beraber kışın hastalanmamaya dikkat etsinler. Kalp yetersizliği olan hastalarda her şey yolunda giderken bunu kötüleştiren en büyük sebeplerin başında ilaçlarını aksatması İkincisi de kış aylarındaki pnömoni, zatürre vs. Enfeksiyonlar. Yani bu şekilde. Çok teşekkür ederiz hocam. E, Profesör Doktor Hüseyin hocamıza e, kalp yetmezliği olan, kalp yetmezliğini belirtelim ve kalp yetmezliği olan hastaların neler dikkat etmesi ile ilgili sormuştuk. E, çok değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz kendisine.